Selam dostlarım, merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok enteresan bir yerden sesleniyorum size. Buradan sanırım bir kere de daha önce seslendim. O da güzel, çok da iyi bir video değildi. Neyse, bugün sizlerle gördüğünüz üzere bu tabloya birkaç tane yıldız çizeceğiz. IB okuyorum, International Baccalaureate Program. Ve orada resim dersi alıyorum. Resim dersine de bir tane sergi açmak. Şimdi koronavirüs nedeniyle sergimiz iptal oldu ama her şekilde yapacağım. Devam ediyoruz. Hayat durmadı, devam. O yüzden bugün buraya birkaç tane yıldız çizeceğiz sizinle. Ve dediğim gibi az önce göstermiştim sanırım. Ya şimdi de göstermiş olayım. Boyalarımı döktüm. Dediğim gibi evet, buraya yıldız çizeceğiz. Videoya başlamadan önce dolap uygulamasında birkaç tane kıyafetimi satıyorum. Eğer almak isterseniz veya bakmak isterseniz aşağı linkini koyarım. Tamam, şimdi başlıyorum. Defneden çaldığım fırçalar bu arada. Dostlarım, açınızı değiştirdim. Çünkü ışık buradan gelecek biliyorum. Dediğim gibi defterin fırçalarını kullanıyorum. Öncelikle nasılsınız diye sormak istiyorum. Umarım iyisinizdir. Bismillah başlayacağım, ben korktum şu an. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Zor olacak arkadaşlar. Zor birkaç gün yaşıyoruz, farkındaysanız. Benim şu an evden çıkmayalı 5 gün oldu. Bu 5. günüm. Bu ne bilmiyorum. Bu benim kanalda yaptığım bir video da değil daha önce hiç. Hani hiç böyle bir şey yapmadım ama deneyeceğiz. Lütfen ne kadar kötü olduğu hakkında yorum yapmayın çünkü gerçekten çok kötü olduğunu farkındayım. Neyse, dediğim gibi enteresan birkaç gün yaşıyoruz. Ne yaptığımı anlatayım bu birkaç günde. Test çözdüm çok fazla. 12. sınıfım, YKS'ye gireceğim, sözelciyim. Test çözüyorum, iyi oluyor. Okulda çok çözemiyorum çünkü hani dediğim gibi IB programındayım. IB programı daha çok böyle yurt dışına gitmek isteyenler için yapılan bir program. Ben 11. sınıfın başında istiyordum yurt dışına gitmek ama sonrasında vazgeçtim. Ve YKS'ye hazırlanıyorum. Hani okulda test çözemiyorum çünkü okulda başka bir eğitim sistemi görüyorum. Benim şöyle dedim, ben evde olmaktan gayet memnunum. Okula gitmeyi pek sevmiyorum ben. O yüzden hani evde kendi işimi yapmak, istediğim saatte uyanmak, ki istediğim saatte uyanmanın birazcık dozunu kaçırmış olduğumu farkındayım anne. Bayağı geç uyanıyorum. Ama hani istediğim saatte uyanmanın güzelliği inanılmaz bir şey. Çünkü hani ben okuluma bayağı uzakta oturuyorum ve bayağı erken kalkmam gerekiyor okuluma yetişmek için. Ki son birkaç haftadır da zaten yetişemiyorum okula. En azından ilk derse. O yüzden şahsen okula gitmediğim için mutluyum. Ama eğitime ara verilmesine dolayı pek birazcık üzgünüm. Çünkü hani ben eğitim almayı seven bir insanım. Yeni şeyler öğrenmeyi severim ama okulu sevmiyorum sadece. Evde gerçekten sıkılmaya başladım ve bunu hayatta söyleyeceğimi planlamıyordum ama hani dün temizlik yaptım. Ben temizlik yaptım. Dün aynı zamanda Açlık Oyunları Ateşi Yakalama'yı izledik. Ailecek tekrardan izledik. Hepimiz izlemiştik ama bir daha izleme kararı aldık. Açlık Oyunları 2 serinin en iyi filmidir. Fikrimi değiştirmeye çalışmayın. Çünkü fikrim değişmeyecek. En iyi, serinin en iyi filmi o. Sıralamam benim için Ateşi Yakalamak, Alaycı Kuş Part 1, birinci film, direkt Açlık Oyunları ve son film. Ama ikinci film, yani ikinci filmin kimse üstüne geçemez. İkinci film mükemmel. Neden? Çünkü Finiko Derin var. Film çıkalı 7 yıl oldu neredeyse. Kitap çıkalı daha da uzun oldu. Hala Finiko Derinciyiz. 2020'de Finiko Derin spoiler. Nasıl daha iyi ve daha kahramanca bir şekilde ölmesi gerektiğini savunacak tek kişi kim? Ben. O sorunun cevabı ben oluyor. Çok kötü oluyor ya. Olacak bana en azından. Çünkü okul olduğu zaman dışarı çıkabildiğimiz zaman tamam, şimdi dışarıya çıkacaksın o zaman hadi toparlan diyordum kendime. Şimdi onu da diyemiyorum.
çok gözüküyor mu bilmiyorum. Çünkü zaten hepsi aynı renk gibi gözüküyor ama. Şurada gördüğünüz üzere beyaz bir tane nokta yaptım. Kardeşim Defne sağ olsun. Ama şöyle kalemler verdi bana. O yüzden bunları kalemlerle yaptım. Şöyle küçük küçük beyazlar falan yaptım. Arkadaşlar açınız birazcık değişti farkındaysanız. Bu kadarını yaptım. Dediğim gibi az önce şu kalemlerle birkaç şey ekledim. Hatta şöyle küçük böyle yuvarlağımsı şeyler de ekledim. Geçen hafta önerdiğim filmlerden herhangi birini izlediniz mi? Videonun linkini buraya veya buraya koyarım. Aşağıya da koyarım. İzlediniz mi? İzlediyseniz ne düşündünüz? Lütfen aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Yani bu videonun altında da bırakabilirsiniz. Birkaç tane şarkı önereyim size. Şarkıları büyük ihtimalle hızlandıracağım. Yoksa telif hakkı yiyorum. Ama birkaç tane şarkı önereyim. Şu an dinlediğim. The Cure dinlemeye başladım. Uzun süre dinlemek istediğim bir gruptu zaten ama dinlemeye başladım ve gerçekten şarkılarını çok seviyorum. Hadi birkaç tane dinleyelim. Onun dışında Brockhampton. Brockhampton inanılmaz bir grup. Hani gerçekten çok game changer bir grup. Rap grubu. Şeylerin ikinci kaplarını atmaya başladım. Arka plan siyah olduğu için hani sarı üzerine koyunca birazcık yeşilimsi bir görüntü veriyor. Şurada falan görüyorsunuzdur belki. Çok gördüğünüzü zannetmiyorum. Hani ben dikkat edince görünüyor. O yüzden onları kapatıyorum. İkinci katı atıyorum. Başka bir sanatçı da Dayglow diye bir sanatçı, şarkıcı. Bir başka yeni dinlediğim şu sıralar anlatım bozukluğu. Grup da Nasty Cherry diye bir tane grup. Grubun nasıl oluştuğuna dair bir belgesel dizisi var Netflix'te. Charlie XCX biliyor musunuz bilmiyorum. Büyük ihtimalle biliyorsunuz. Hani boom clap şarkısını söyleyen kadın var ya. Onun kurduğu bir grup. Hani izlemeyecekseniz bile şarkılarını öneririm. Katları attım birazcık ama çok uzun işim var gerçekten. O yüzden hepsinde konuşamayabilirim ama şarkı açacağım ve şarkıları buraya bir yere koyarım yani ne dinlediğimi. O yüzden şimdi hızlandırıyoruz Zeynep.
Hızlandır buraları. Neyse, hızlandırmadan önce bir şey söyleyeyim. Şu sıralar en sevdiğim sanatçılardan biri de Clairo. Kendisini bayağı uzun süredir dinliyorum aslında. Hatta kendisi SoundCloud indirmemi sağlayan kişidir. Bubblegum şarkısını sadece SoundCloud'da paylaşmıştı zamanında. Spotify'da yoktu. O yüzden ona indirmiştim SoundCloud'u. Ve Clairo'yu uzun süredir dinliyorum. Ama bu ay özellikle çok fazla dinlemeye başladım. Şimdi Clairo dinleyeceğim. Şarkı çok güzel. Şarkıyı sevmediğini iddia eden herkes yalan söylüyor. Evet dostlarım. Böyle oldu. Şahsen bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Böyle bakınca kötü, birazcık hani peki oluyor. Kameradan bakınca çok güzel olduğunu düşünüyorum. Acı kafam karıştı o yüzden. O yüzden lütfen aşağıya nasıl oldu, nasıl beğendiniz mi? Beğenmediyseniz de neyi beğenmediniz? Bugünkü videodan bu kadar. Bu videonun gerçekten ne amaçlı olduğunu, neden izlediğinizi hiç bilmiyorum. Ama bu sergiye gidecek. Sergiye koyacağım bunu eğer olursa. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. Görüşürüz.